Selamlar. Kanalımdan herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün fidelerimizi toprağa ekeceğiz. İlk fidelerimiz bunlar domates fideleri. Bunlar ata tohumu domates fidesi. Şöyle hani sırıklarda olur. Büyük kocaman kocaman sulu sulu salataları özellikle doğradığımız domateslerden. Kendi ekmiş olduğum fidelerim gördüğünüz gibi bayağı bir büyüdü. Artık toprak istiyor, yerle buluşmak istiyor. Ekilme zamanı geldi. İlk aşamada domateslerimi ekelim. Daha sonra biberlerimi ekeceğim. Karıklarımı hazırladım bazılarını. Hepsini yapamadım ama. Bugün domates fidelerini ekelim. Yarın da biber fidelerini pazardan alacağım. Onları ekeceğim. İlk aşamasını başlatıyoruz. Domates fidelerini ekerek hadi hep birlikte ekmeye gidelim. Hem siz de öğrenin, hep birlikte ekelim. Evet, şimdi yavaş yavaş bahçemize doğru fidelerimiz elimizde gidiyoruz kızlar. Şöyle bahçemize doğru çıkalım. Evet, iki tane karığımız burada. Bu karıkların bir tanesini ekeceğim ben fideleri. Şöyle. Hadi bakalım başlayalım karıklarımıza çimlerimizi ekmeye. Şöyle diğer karığı koyalım. Şimdi ilk aşamada ne yapıyoruz? Çim ekeceğimiz karın içini tamamen suyla dolduracağız. Şöyle ortak bırakalım. Şimdi bu karın içini tamamen dolduracağız suyla. Çubukla da ekebilirsiniz ama bu en garantisi. Bu karığımızın içi su dolana kadar suyu açacağız. Şöyle gösterelim. Bakın karığın içini görüyorsunuz. Şöyle buraya kadar geliyor. Tamamen dolsun. Bu şekilde ekersiniz zaten hiç hani tutmama gibi bir sorun olmaz. Tamamen hepsi tutar. Bol suyla karığın içini çimlere ekeceğimiz karığın içine böyle çukur açtık. Dolduracağız suyla. Karığımız suyla dolarken biz de çimlerimizi hazırlayalım. Şöyle yavaş yavaş çıkaralım. Bakın ne kadar kocaman olduklarını görün. Bayağı büyüdüler yani artık yerde büyüsünler.
Gördünüz mü? Evet, karına başından hemen başlıyorum ben çimlerimi ekmeye. Bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çimlerin şöyle bu kadar bir aralık bırakacağız. Bakın, bir tanesini alıyorum. Şöyle toprağa kakıyorum. Ve çamuru kapatıyoruz. İşte böyle. Şöyle tekrar bakın. Böyle kapatıyoruz. Köklere hava almaması lazım. Tekrar. Bahçemize ektik fideleri. Allah'ın hambarına attık. Allah-u Teala versin artıkın. Şöyle yakın plandan da gösterelim. Gördüğünüz gibi suyun içinde. Ama bu su birazdan çekilecek. Toprak içecek. Bunların da kökleri böyle yapışacak. Hiç hava almayacak. Ve tutacaklar bu şekilde. Şöyle gösterelim ki yapacak olanlara da bir fikir olsun, değil mi? Çeşmeyi kapattık gayrı suyumuzu. Suyun içine fidelerimizi ektik. Bakın gördünüz mü? Şu anda su yavaş yavaş çekilmeye başladı. Bunlar birkaç gün içinde canlanacak. Evet,
Bir karık dolusu fidelerimi ektim Allah'ın izniyle. Birazı kaldı. Onlar da tutmayanlar olursa tutmayanların yerine ekeceğim. Kalırsa yer biraz daha ekerim. Şimdilik videomuzu kapatacağım. Umarım bu yöntemle siz de yaparsınız. Evinizde ufak da bir yer olsa ekersiniz. Nasıl yaptım size gösterdim. Karığını hazırlayacağız yerlerini. Yani şöyle biraz derin ki su dursun içinde. Suyu doldurup fideleri tek tek bir karış arayla fideleri ekiyoruz. Hani domates, biber hiç fark etmez. Hepsi de olur. Aynı yöntemle ekilir. Şimdilik benden bu kadar. Videomu bitiriyorum. Bu arada ne diyoruz? Her zaman dediğimiz gibi kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Abone olanlar da bildirimleri açmayı unutmasın. Unutmasın, güzel videolarımızdan haberdar olsun. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.